Şimdi bu kanalın ilk videosu mu? Evet, ilk video. Ciddi mi? Evet. Evet, selamlar o zaman. Toy stüdyolarından herkese selamlar. Bu kanalımızın ilk videosuymuş. Öncelikle hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Çok resmi olmadım. Tamam. Artık Toy Akademi kanalındayız ve Toy Akademi'nin faaliyetlerine başlayacağını biliyoruz. Süper hazırlıklar var. Arka planda neler olduğunu biliyorum. Sen bize bugün Serkan abi Toy Akademi'nin yayınlarından, kaynaklarından bahsedeceksin. LGS'ye nasıl bir soluk getireceğiz? Bunlardan bahsedeceksin. Aynen öyle. O süper. Şekilde yapacağız. O zaman önce ben kendimi tanıtayım. Ben kimim? Tabii ki, tabii. Değil mi? Beni aldınız, çektiniz abi. Sen getirdin buraya, koydun. Erol abiyle karşıma koydunuz. Ben kimim, neyim, burada ne yapacağım? Bir anda anlayamadım kendimi, kameranın karşısında buldum. Arkadaşlar aslında biz de tam bilmiyoruz. Evet, videolarda muhtemelen her şeye karar vereceğiz. Sevgili arkadaşlar, ben okul koçum Osman hocanız, biliyorsunuz. Kendi kanalımızda bir süredir videolar koyuyoruz. LGS ile alakalı içerikler üreten bir öğrenci koçuyum. Bu noktada yayınlarımızın ilgisini çeken bir akademi, Toy Akademi bizimle birlikte bir işbirliği yapmak istedi. Ve birlikte güçlerimizi birleştirdik. LGS ile alakalı sizlere nasıl destek olabiliriz? Onlarca fikrimiz var. Aylardır çalışıyoruz. Sizler tatil yaptınız, biz durmadık, çalıştık. Şimdi onları sizlere adım adım tabii ki anlatacağız ama bugün burada olmamızın özel bir konusu var. Bugün sizlere Toy Akademi'nin 2021 eğitim öğretim yılında sizlere inanılmaz içerikler sunduğunu resmini çekeceğiz. Evet Serkan abi, ben kendi vasfımı, görevimi açıkladım. Bir sen kimsin de duysun arkadaşlarımız. Teşekkürler Osman hocam. Arkadaşlar, ben de Toy Akademi'nin satış direktörüyüm. Aslına bakarsanız biz Toy Akademi olarak 2019-2020'de başlangıç yaptık. 2019-2020'de de kendimize göre rüştümüzü ispatlayan bir kurum olduk. Çünkü LGS'de çıkan sorulara benzerlik inanılmaz ölçüdeydi. 2020-2021'de de ne yapalım diye bir düşünce içine girdik. Sonra baktınız bu iş olmayacak, bir tane adam bulalım dediniz. Bir tane adam seni bulduk. 2020-2021'de de gerçekten inovatif ürünler üretelim, bambaşka kitaplar çıkaralım ve çocukları LGS sürecinde çok rahatlatacak, yanlarında dost olacak, işte akıl hocası olacak ve gerçekten onlara hem yol gösterici hem de yardımcı olacak ürünler çıkaralım istedik. Abi, özellikle sizinle ilk iletişime geçtiğim an beni büyüleyen bir şey vardı. Sizler LGS yayınlarında olmayan şeyleri yapıyorsunuz. Bu beni çok etkiledi. Ben de bu yapının içerisinde yer almak istedim. Bundan dolayı da inanılmaz mutluyum. Ayrıca da söylemek isterim burada da. Biz de sizi görmekten çok mutluyuz. Biraz önce, hocam. Biraz önce kapının önünde söyledim, biliyorsun. Özellikle burada kameralar karşısında da söylemek isterim. Yani gerçekten çok heyecanlanıyorum. Bunu duyacak olan arkadaşlarımız da muhtemelen çok heyecanlanacaktır. Ben özellikle artırılmış gerçeklik diye bir şey gördüm ve bunu ilk defa sizde gördüm. Abi, bize kısaca şu artırılmış gerçeklik nedir, bir söyler misin? Tabii ki. Şimdi artırılmış gerçeklik dediğimiz gerçekten harikulade bir teknoloji diyelim. Biz bu teknolojiyi kullanabilmek için çok uzun süre çalıştık arkadaşlarımızla beraber. Bazı teknolojileri kullanmanın bir dozu da var. Fazla kullandığınız zaman insanları yoracak ve bıktıracak. Çok az kullandığınız zaman da çok yetersiz kalacak. Artırılmış gerçeklik dediğimiz bir 3D teknolojisinin elinizdeki akıllı telefonla size bir gerçeklik yaşatması aslında. Yani biz gerçekliğinizi arttırıyoruz, sanal dünyadaki gerçekliği. Burada da neyi kullandık? Şöyle ki, soru bankalarımız ve birkaç tane daha ürünümüzde, onlardan da bahsedeceğiz zaten, artırılmış gerçeklik kullandık. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir tutayım kitabımızı. Toy Akademi'nin kahramanları var. Tamam. Bu kahramanlar her ünitenin başında telefonunuzu okuttuğunuzda, tabii bunun bir aplikasyonu var. Hem iOS'ta hem Android'de kullanabileceğiniz bir aplikasyon var. Bu aplikasyonu okuttuğunuz anda Toy Akademi'nin kahramanları karşınıza çıkacak. Size o ünitenin girişini yapacaklar. Yani ben telefonumu aldım, uygulamayı açtım, kamerayı tuttum. Toy Akademi'nin bazı kahramanları var. Bu kahramanlar bana kitapla alakalı bilgi verecek, öyle mi? Üniteyle alakalı kısa özetler verecek. Bu da size ne sağlayacak? O üniteye girerken, hiç bilmediğiniz bir üniteye girerken tatlı bir özetle, konu özetiyle ısınmanızı sağlayacak. Abi, insan araya beni de koyar bari. Ben de bir şeyler söyleyeyim arada. Heh, işte orada da şuna geleceğiz. Buyurunuz. Osman hocamız da araya giriyor. Öyle mi? Yepyeni bir sistem kurmaya çalıştık. Erol abi, bu kamera karşısında Erol'a sözler veriyor. Ne diyorsun abi? Burada Osman hocamız var. Takip. Toy Akademi konu izleme programı. Osman hocam aslında burada söz sizde olacak. Takip olan yenilik nedir?
Okay. Biz çocuklarımıza, soru bankalarımızda, arkadaşlarımıza, soru bankalarımızda neler sunacağız? Onları legacy sürecinde nasıl yalnız bırakmayacağız? Madem böyle sözü ben devralayayım o zaman. O zaman. Bilmiyormuş gibi yaptığımız serinin devamı da sevgili arkadaşlar. Şimdi Toy Akademi'nin çeşitli kahramanları var. Toyga, Aspar, Nelly, Dora ve arkadaşları gibi. Şimdi bu kahramanlarımız size kitapla alakalı, üniteyle alakalı bilgiler verirken ben de bu müthiş aslında buluşa bazı şeyler eklemek istedim. Sizler bu kitabı satın aldığınızda Toy Akademi'nin kahramanları sizlere kitapla ilgili bilgi verirken aynı zamanda nasıl çözmeniz gerektiğini de bir koçla birlikte aslında planlayacaksınız. Dolayısıyla ben de burada aslında dahil olmuş oldum Toy Akademi'ye. Sizler bizim yayınlarımızı dinlediğiniz zaman aynı zamanda da ben sizlere hangi soru bankamızı nasıl çözmeniz gerektiğiyle alakalı da detaylı bilgilendirmeler yapıyor olacağım. Çeşitli seviyelerdeki öğrenci gruplarının kitabımızı nasıl çözmesi gerektiğini, hangi aşamalarda neler yapması gerektiğini detaylı olarak aktarıyor olacağım. Bu noktada beni de artırılmış gerçekten yana dahil ettiğiniz için bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Osman Hocam, bizimle beraber bu serüvende yer aldığınız için biz size teşekkür ederiz zaten. Çok sağ olun. O zaman ben kitapları da bir hızlıca tanıyalım istiyorum. Tabii. Özellikle bu seri Toy Akademi'nin 6 branştan oluşan soru bankasıyla alakalı bir tanıtım aslında sizden dinlemek isterim. O noktada örnek olsun diye bir kitabımızı size vereyim. Bize bir bahsedin isterseniz tüm yayınlarınızı verelim. Osman Hocam, soru bankalarımız tamamıyla MEP müfredatına göre hazırlanıyor. Hı hı. Kazanım sıralaması, konu sıralaması olarak tam olarak baktığınızda MEP müfredatına göre hazırlanıyor. Beceri temelli ve PISA ve TIMSS'e uygun olan sorularımız var. Hı hı. Tabii ki yeni nesile gerçekten ağırlık vermeye çalıştık. Son dönemde biliyorsunuz çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şeyler. Evet. Yeni nesil. Fazla yeni nesil soruya sahip olmak. Ama fazla yeni nesil soruya sahip olmaya çalışırken de tadını kaçırmayalım. Hı hı. İstedik. Konuyu da öğrenmesi gerekiyor çocuklarımızın. Öğretici sorularla beraber yürüyecek. Adım adım. Tüm soru çeşitlerini görebileceği tarzda aslında soruları, tüm soru çeşitlerini görebileceğiz. 6 soru bankamızı da bu şekilde organize edeceğiz. 6 soru bankamız da bu şekilde ve çok güzel bir tarafı var. Gerçekten zengin bir soru havuzu var kitapların yani içerisinde. Yani şimdi baktığımız zaman zaten burada koç destekli olduğunu arkadaşlarımız buradan görebilecekler. Aynı zamanda artırılmış gerçekliği de içerisinde ekledik. Bomba Hı-hı. gibi bir soru bankası diyebiliriz. Aynen doğru öyle. Mu? Aynen bu öyle. Seri 6 tane kitapla aslında kendini gösterecek. Branş soru bankalarımızın yanında özelden genele doğru giden bir de deneme serimiz var galiba. Onunla alakalı da bize bir bilgi verirseniz sevinirim. 10 artı 10 başarı denemeleri dediğimiz bir deneme seti. Hı-hı. Branş denemeleridir. Her branşta 10 sıralı 10 genel denememiz mevcuttur. Bunlar da tamamıyla LGS formatında hazırlanmış ve öğrencilerimizin sene boyunca her konuyu öğrendikten sonra sarmal dediğimiz yani sıralı olarak hazırlanmış denemelerdir. Bu denemelerin en güzel taraflarından bir tanesi okullarda ve kurslarda çok yaşanan bir sıkıntı var biliyorsunuz. Çek kopar olduğu için böyle koyuyorsunuz ve fasiküller dağılıyorlar, kaybediyorsunuz. Burada çok tatlı bir teknoloji kullandık. Çek kopar teknolojisi mi? Ne demek? Çek kopar teknolojisi diyoruz biz bunu aslında. Siz istediğiniz anda çekip koparıyorsunuz. Devamı kendi kendine kopmuyor kendi değil mi? Kendi kendine kesinlikle kopmuyor. Ben buna biraz zor inanırım abi. Böyle abartmadan kopmuyormuş. O kadar kopmuyor. Süper. Tamam çok güzel. Bu aslında dağılmaları önlüyor. Ne kadar güzel bir şey. Tabii ki teknolojisi ya da kullandığımız inovasyon değil önemli olan. Soruların kalitesi aslında. Keşke bana bunu yayından önce falan da söyleseydiniz. Ben bunu bilmiyordum ya. Erol abi. Sen biraz ıslatır abi. Baksana şuna ne kadar güzel. Yayın evlerinin çoğu içeriye soruya odaklanıyor vesaire. Biz onu tabii ki yaptık ama bir de onun haricinde kitabın kullanışlılığı, tarzı, şıklığı tabii için ki. Önemli oldu. Kullanış yani. Da gerçekten çok önemli ama şey olarak baktığınızda içeriğine baktığınızda bu sene çok fazla okuldan ve çok fazla öğretim kurumundan onay almış bir seri oldu bu. Oo, süper. 10 sıralı ve 10 genel olması 20 tane denemeyi de arkadaşlarımıza sunması da gerçekten zengin bir içerik sağlıyor. LGS tarzında olması yine aynı şekilde baktığınızda yeni neslinden tutun öğreten sorularına kadar. Buradan beceri temelli sorulara kadar her türlü içeriğe sahip olan ve gerçekten LGS'de birebir arkadaşınız olacak bir deneme seti. Ben özellikle çok beğendiğimi bir belirtmek isterim çünkü niye belirteyim ki böyle bir şey? Evet abi teşekkür ederim. Bu seriler tabii ki biz bunlar üzerine uzun zamandır çalışıyoruz. Bir de şu an çalıştığımız ve muhtemelen çok kısa bir süre içerisinde piyasada arkadaşlarımızın ulaşabilecekleri yerde olacak inanılmaz seriler geliyor. Bazılarını duyunca çok etkilendim. Onlardan ilki en önde duruyor. Lütfen bana abi bunu tanıt. Bu sene çok uğraştık içeriğini oturtabilmek için arkadaşlarımıza en iyi nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünebilmek için kendimizi yırttık hakikaten. Bu proje ortalığı sallar onu söyleyeyim. Bu kitabımızın
ismi arkadaşlar matematik profesörü. Bunun matematik profesörü yanında fen profesörü ve Türkçe profesörü de var. Üç branşta çıkacak. Türkçe, matematik. Arkadaşlarımızın en çok zorlandığı konular bunlar. Matematik profesörü dediğimiz bu kitap bir ünite bir kitap aslında. Hani fasikül ya da işte kitap parçası olarak değil. O zaman şöyle mi diyelim? Bir üniteyi bir kitapta veriyoruz. Bir üniteyi tamamıyla bir kitapta veriyoruz. Mesela çok basit bir şekilde anlatayım size. Bu birinci ünitemiz. Matematiğin birinci ünitesinde çarpanlar ve katlar ve üstü sayılar var. Burada kullandığımız metot şu şekilde. Öncelikle arkadaşlarımıza bir konu özeti veriyoruz. Konu özetinin ardından öğreten sorular dediğimiz sıfırdan aldığımız bir öğrenciyi konunun içerisine adapte ediyoruz. Sonra kuvvetlendiren sorulara geçiyoruz bununla birlikte. Kuvvetlendiren sorularda konuya adapte olmuş, öğrenmeye başlamış öğrenciyi yoğurmaya başlıyoruz. Öğrencimizin konuyla ilgili seviyesini yükseltiyoruz. Ardından gidiyoruz kazandıran sorular diyoruz. Kazandıran sorular dediğimizde birebir LGS formatında, PISA ve TIMSS'e de gerçekten uyumlu ve beceri temelini gerçekten çok iyi kullanmış sorular kullanarak öğrencinin kazanmasını hedefleyecek soruları veriyoruz. Ya beni en çok etkileyen noktası şu, örnek veriyorum, çarpanlar ve katları verdiğimiz bir öğrencide işte birkaç tane yayınla birlikte soruları çözdürdüğümüz zaman ortalama 70 tane 80 tane soru çözmüş oluyor ve bizim çarpanlar ve katlardan daha çok soru çözdürebilmemiz için yeni yayınlar almamız gerekebiliyor. Konunun tam olarak oturabilmesi için. Maalesef normal soru bankalarına baktığımız zaman bir ünitedeki sorular bazen yetmeyebiliyor. Dolayısıyla burada inanılmaz bir içerik var. Aynı üniteden öğrencimiz burada 280 tane soruyu görüyor. Doğru mudur? 285 diyelim. 285. O 5 soruyu da şey yapmayalım değil mi? Süper. Yani bu 285 soruyu birinci ünitede kesinlikle halletmiş oluyoruz. Doğru mu? Doğru. Ve tabii bunun devamı da var. Soruları çözdükten sonra diyoruz ki arkadaşlarımız, siz bu üniteyi gerçekten tam öğrenebildiniz mi? Sizi bir deneyelim. Arkasında bir LGS tarzı deneme koyduk. 20 soruluk bir üniteyi kapsayan bir denememiz var. Bu denemeyi çözüyoruz. Bu denemeyi bitirdikten sonra da diyoruz ki artık sen oldun. Gel bakalım bir de şu denemeye yaptık. Kendini bir dene bakalım. Bir profesör deneme koyduk arkasına. Oo. Profesör denemede de tamamıyla yeni nesil bir 20 soruluk deneme koyduk. Yine ünitenin denemesi. Ve burada da beceri temelini en tepeye koyabileceği şekilde hazırladık soruları. Buradan da başarılı olursa bu sefer ikinci ünitenin artık kitabını edinebilir. Yani doğru bu mu? Bu kitabı bitirdiğinde bu üniteyi tamamlamış olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü o zaman matematiğe ait tüm üniteler ayrı ayrı kitaplarda. Tabii. 6 üniteyi 6 kitap halinde alıyorsunuz. Süper, çok güzel. Diğer derslerimiz için de aynı şekilde. Fen ve Türkçe için de. Valla ben çok etkili olacağını düşünüyorum. Güzel bir fikir. Ya bunun dışında kitabın tabii artıları bitmiyor. Video çözümü zaten standart olarak koyduğumuz bir şey. Akıllı tahtamız var öğretmenlerimiz için okulda kullanmaları adına. Onun dışında öğretmeniyle kitap vermek, biliyorsunuz uzaktan eğitim, çocuklarımızın okula gidememesi, yani bir sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Öğrencimiz kitabını aldığı zaman bir de karekodla okutsun, konu anlatımı yapan bir öğretmenimiz var. Abi şimdi bir kere akıllı tahtaya uyumlu. MEP müfredatına zaten uyumu var. Yeni nesil sorularla bunlar zenginleştirilmiş. Bunun bir profesörü var, artırılmış gerçeklik vereceğimiz. Bir de video çözümü var. Tabii. O zaman bir öğrencinin ihtiyacı olan her şey burada var diyebiliyoruz o zaman. Doğru mudur? Okul dışında ihtiyacı olabileceği her şeyi vermeye çalışıyoruz. Süper ya. Ben bu seri için özellikle heyecanlandığımı söylemek isterim. Ancak benim heyecanlandığım bir başka seri daha var. O da böyle gözüme şu anda çarpıyor. Lütfen beni anlat diye. Matematik, Türkçe veya fen profesörü dediğimiz branş ünite bazlı soru bankalarımız var. Biz bunda yayıncılık anlamında bir ilkiz, doğru mu? İlk olmaya çalışıyoruz. Süper. Yani bunun bir benzeri yok. Bunu yapan yok soru bankası olarak. Şu ana kadar görmedik, evet. Süper. Şu ana kadar görmediğimiz bir serimiz daha var. Bunda da ilk olacağız anladığım kadarıyla. İnşallah. TMF serisi dediğimiz Türkçe matematik fen derslerini tek bir soru bankasında topladık. Onu da bize anlatabilirsen çok güzel olur. TMF yeni nesil soru bankası. Kitapta Türkçe, matematik ve fen, yani üçü bir arada dediğimiz bölümü uygulamak istedik. Çünkü arkadaşlarımızın en çok zorlandığı 3 ders bunlar. Yeni nesil en çok ihtiyaç duyulan 3 ders de bu 3 ders. Türkçenin yeni neslini, matematiğin yeni neslini, fenin yeni neslini araya araya başka kitaplar bulmasındansa bütün müfredatı en zengin şekilde içerisine koyarak yeni nesil ihtiyacını 3 dersi tek kitapta halledelim istedik. Full yeni nesil mi bu? Full yeni nesil kitapta. Hiç normal soru yok. Yok. Hep yeni bu nesil. Bu tamamıyla yeni nesil olarak tasarlandı. Yani üst düzey dediğimiz bir soru bankası bu. Doğrudur. Tamamıyla üst düzey bir soru bankası olarak tasarlandı. Bunda da video çözümlerimiz zaten mevcut. Arkadaşlarımız yapamadıkları soruları muhakkak kare kodu okutarak görebilecekler. Evet, bir de muhakeme dediğimiz olay var biliyorsun Serkan abi. Öğrenciler bu soruları çözecekler. Yeni nesil sorulara alışacaklar ama yeni nesil sorulara alışmak için de bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Kitap okumak gibi, paragraf soru tabii çözmek ki, tabii için ki. Gibi. Burada da tabii konuyu çok güzel bir şekilde bağladığımı düşünüyorum. Bence çok güzel bir kitabımız daha var. Özellikle öğrencilerin muhakeme yeteneğini kazanabilmesini sağlamak, onlara yardımcı olabilmek adına paragraf kitabımız. Bu da sadece yeni nesil sorularla donatacağımız bir paragraf soru bankası. Doğru. Doğru mudur?
tamamen yeni nesil sorulardan oluşan bir paragraf soru bankası. Ben de özellikle bunun sorularını inceledim. Özellikle söylemek istediğim bir şey var. Bizim 8. sınıfta yeni nesil sorularla mücadele ederken bazen zaman zaman zorlandığımız dönemler oluyor. Biz tabii 8. sınıfta öğrencilere kitap okuyun diyoruz ama bunun yerine paragraf sorusu çözmek bizim için daha aslında akıllıca olacaktır. Biz bunu öğrencilerimize zaten söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. O yüzden paragraf soru bankalarını aslında farklı yayınlardan da çözebilmek çok önemli. Ben bu noktada LGS hazırlığında TOEIC Akademi'nin Türkçe paragraf soru bankasını da özellikle önemsemenizi önereceğim. Tabii ki yani paragraf, evet, sadece bizim kitabımız size yeterli diyemeyiz ama tabii. Çalışacağınız bütün kitaplar arasında TOEIC Akademi'yi de muhakkak bulundurun ki size çok faydası olacak çok farklı sorular var. Yine tamamı video çözümünde olacak şekilde bunu da planladık. Doğru mudur? Doğrudur. Ve son olarak bizim yeni bir serimiz. Bundan da özellikle bahsetmeni isterim. Serkan abi, nedir abi bu beşli denememiz? LGS'ye geldiğiniz zaman, artık son döneminize geldiğinizde hazır olmanız gerekiyor. Size hazır edecek denemeler de bunlar. 5 adet tam deneme, genel deneme diyelim. Konusunda gerçekten çok uzman hocalar tarafından hazırlanmış ve LGS'nin birebir tarzı olan denemeler. Zaten bu tarzı da yakaladığımızı bir önceki yılda göstermiş olduk. Tabii ki. LGS'de yani o konu gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Soru bankalarımızda o kadar çok benzer soru çıktı ki arkadaşların çoğu da, zaten öğrencilerimizin çoğu da, ya niye ben daha önce bu soru bankasını görmemişim ya da iyi ki bu soru bankasını kullanmışım gibi o kadar çok sosyal medyadan tepki aldık ki, ve bu da bizi çok mutlu ediyor zaten. Vallahi ben özellikle bu çalışmalardan dolayı ekibimizi çok tebrik etmek istiyorum. Abi o kadar güzel emek verilmiş ki ben de bunu tabii kıyısından köşesinden tutabildiğim için çok mutluyum. Öncelikle sizin emeklerinize sağlık. Bir kez daha buradan söyleyeyim. Umarım ben de sizlere çok bu noktada çok güzel destek olurum ve öğrencilere bu noktada oldukça önemli verimler sağlayabiliriz. Şeyi biliyorsunuz zaten, beraber oturuyoruz, konuşuyoruz. Her seneye bambaşka ne ürünler çıkarabiliriz diye düşünüyoruz. Ama bambaşka ürün derken, hadi şunu da yenilik yapalım, bunu da yenilik yapalım diye bir derdimiz yok. En iyi yol arkadaşı nasıl olabilirizin, en faydalı kaynak ne olabilirin derdindeyiz. Tamamıyla bunun için zaten yenilik tasarlıyoruz. Aslında en büyük yeniliğimiz de sizsiniz. Teşekkür ederim. Şu an burada tanıtamıyoruz. Evet. Çünkü gerçekten hummalı bir çalışma içindeler arkadaşlar. Osman hocamın da bir ürünü var. Evet. Size gerçekten yardımcı olacak. İstersen 2 dakika bir bahsedelim. Ayrı bir videoda muhakkak bahsederiz ama çok kısa bir şekilde bahsetmiş olalım. Ama girişini yapalım. Yani bu videoda bir duyulsun istiyorum. Videomuzun da finali olsun, doğru mu? Tabii ki. Evet arkadaşlar, bu noktada bu tarz çalışmaların yanında dedim ya, yoğun olarak çalışıyoruz diye, bambaşka bir çalışma daha geliyor. TOEIC Akademi planlama defterini çıkarmak üzereyiz. Çalışmaları bitmek üzere, son tasarımlarını veriyoruz. Planlama defterimize edindiğiniz takdirde artırılmış gerçeklik teknolojisinde beni göreceksiniz. Ben size deftere edindiğiniz andan itibaren sınav gününe kadar her gününüzü planlayacak taktikleri sizlere veriyor olacağım. İnanılmaz bir içerik oldu. Özellikle önemsemenizi isterim. Biz heyecanlıyız, sizler de heyecanlanın. Özellikle söylemek istediğiniz bir şey var mı Erol Bey? Fazla bahsetmeyelim. O zaman biz ne diyelim? Fazla bahsetmeyelim. Sizin de, sizin kitabınızla da ilgili takip et, odaklan, yap. Evet sevgili arkadaşlar, ürünlerimizden ve kim olduğumuzdan bahsettiğimiz ilk videoyu izlediniz. Görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.